Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kahvaltılık çok şahane pankekler yapacağız. Şimdi isterseniz hemen tarife geçelim. Şöyle iki tane yumurtam var. 2 yemek kaşığı kadar şeker atıyorum. Ve ikisini çırpma teliyle önce çırpıyoruz. Ve arkadaşlar çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı kadar süt ekliyorum. 1,5 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Yalnız bunun ölçüsü 300 milim olarak siz ayarlayın. Benim bardak ölçüm farklıydı. O yüzden ben tam 1,5 su bardağı yaptım. 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Ve 1 paket vanilya ekleyip çırpmaya devam edeceğiz. Evet, hamurumuz ne çok koyu ne de çok cıvık olmalı arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda tamamen kek kıvamında olmalı. Gördüğünüz gibi şu an hamurum hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Evet, tavamın altını açtım. Kısık ateşte yanıyor şu an. Ve bunda önemli olan arkadaşlar çok az sıvı yağ kullanılması. Şöyle sıvı yağı ben fırça yardımıyla sürüyorum. Çok fazla olmayacak. Yoksa çok yağlı olur. Ve pankeklerimizin hepsi eşit boyda olmasını istiyorsak aynı kaşığı ya da kepçeyi kullanmamız gerekiyor. Ben yemek kaşığı kullanacağım. Şöyle alıyorum ve döküyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde boyları olacak hepsinin. Siz de aynı boy yaparsanız daha güzel görünecektir. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişmeye başladılar. Üzerleri delik delik olduğu zaman arkadaşlar terslerini çevirebilirsiniz demektir. Kısık ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa altları yanıyor gibi olur ve içleri pişmez. Şimdi şöyle tutup çevireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmeye başlamışlar. Evet, şimdi arka tarafları da pişti. Ben tabağıma alıyorum. Şöyle dizeceğim. Daha sonrasında bütün hamuru aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Hep kaşıkla dökerek 3'er 4'er tane birden pişirebilirsiniz. Şu şekilde harika olacaklar. Evet, ilk hamuru yaptıktan sonra diğerleri daha basit hemen pişecektir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın hemen göz göz olmaya başladılar. Altları yanmadan çevirmeniz gerekmekte. Sürekli kontrol halinde olmanızı tavsiye ederim. Evet, benim pankeklerim pişti. Harika bir şekilde görünüyorlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve içleri de harika şekilde pişti. Herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar, benim pankeklerim pişti. Gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar. Hepsi aynı boyutta ve aynı oranda pişmiş şekilde. Dediğim gibi çok kısık ateşte pişiriyorsunuz arkadaşlar. Ve sıvı yağ ilk başta çok az miktarda sürün. Hatta peçeteyle silebilirsiniz üzerinden. Daha sonrasında pişirmeye başlayın. Gerçekten şahane bir lezzet oluyor. Şöyle ben böleceğim hatta. Evet, şöyle gördüğünüz gibi içi çok güzel bir şekilde pişmiş. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.